Hoş geldiniz. Avrupa Birliği düzenlemelerle alakalı açıklamaya gitti arkadaşlar. Bunun üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, Avrupa Birliği'nden arkadaşlar, biliyorsunuz ki düzenlemeler yapılıyordu ve e, sonuçlar geldi. Burada en önemli olarak, ya tabii birçok şey var, en önemli olarak şunu söylemek gerekiyor. Bundan sonra arkadaşlar eee özellikle stable coin'ler denetlenecek arkadaşlar. E, özel bir denetleme etabından geçeceklerini bizim bilmemiz gerekiyor değil mi? E, bu neden oldukça önemli ve güzel bir haber bu tabii ki arkadaşlar. Güzel bir haber olmasının sebebi kripto piyasasının aslında artık e, büyük taraflardan bizzat masa başında tanınıyor olması. Denetlemeler işte şey diyenler var işte merkeziyetsizliği aykırı falan. Aykırı olan bir şey yok aslında. Yani burada devletler de haklı olarak arkadaşlar karşılarındaki yani finansal bir durumun aslında kontrol altında kalmasını, üzerinden kara para aklanmamasını düşünmeleri tabii ki gerektiğini düşünmeleri oldukça normal. Bu durumlarla birlikte kripto piyasası gitgide daha çok masa başında tanınmaya Devam ediyor stable coinlerde de dediğim gibi denetleme gerçekleşecek bundan sonra özellikle bu kararın 18 ay içerisinde arkadaşlar tabi uzun bir mühlet fakat önemli tamamen uygulamaya geçmesi bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olup videoyu beğenebilirsiniz bol kazançlar diliyorum hepinize hoşçakalın.